Şu anda yayındayız. Yayında olduğumu söylüyorlar. Arkadaşlar merhaba. İyi akşamlar. Bir pazartesi akşamı da portfolyo inceleme, sorulara cevaplar ve animasyon dünyasının derinliklerinde yelken açacağız sizlerle. Ben Kof Animasyon'un kurucusu ve kaptanı Gökhan. Yanımda da mutfağın şefi, üstadı, master Alper var. Master şef Alper var. Alper bir selam ver. Sesimiz tamam mı? Geçen haftaki teknik durumlar... Hello arkadaşlar, saygılar. Evet, Alper'in sesi geliyor mu? Buna dair bir not alalım. Herkes okeyse, herkes yerini aldıysa bu akşam da biraz yargı dağıtalım, ilaç verelim. Bizden ilacınızı almayı unutmayın. 6 ay kullanın, geri gelin. Henüz 6 aya varmadığımız için henüz 6 ay bu ilacımızı kullanmış birisiyle karşılaşmadık. 6 ay demeyelim, böyle program sayısı verelim. Ne diyelim abi? 50 program. 16 şey 26 program sonra falan enteresan bir rakam belirleyip sana 47. programda tekrar bakacağız falan gibi bir rakam belirleyebiliriz. Ya yok abi 6 ay işte ya. 3 ay 6 ay. 47 program sonra bilmiyorum. Ben 6 ay sonra şunu yapmak istiyorum. İlk programa dönüp orada baktığımız adamlara bir tur bakmak istiyorum mesela. Ne eklemişler, ne koymuşlar, acaba yeni bir hikaye yapmışlar mı? Dediklerimizi dinlemişler mi? Hesap mı kapatmışlar? Hesap kapatan var. Fallı yacım ya, öyle bir revizyon. Ve yargı dağıttık ki yani hesap kapatan oldu. Üzmeyin canınızı. İşler abi, ne gerek var hesap falan yani. Hesap kapattılar. Peki. Bir şöyle genel açıklamamızı yapalım, oradan ilerleyelim. Biz kimiz? Bu işi niye yapıyoruz? Bunun size ve bize ne faydası var? Biz Kof Animasyon'uz. 8 yıldır Kof Animasyon var. Biz daha uzun yıllardır bu işlerin içerisindeyiz. 2D animasyon konusunda uzmanız. Genelde biraz reklam tarafında duruyoruz bu işlerin. TV, series veya sinemadan ziyade. Görselliği yüksek, paylaşım değeri yüksek. Genelde wow, hey, oh, bu iş iyiymiş ya dediğiniz işleri yapıyoruz. Bir başka özelliğimiz, ben Türkiye'de kendini iş yapan bir başka ajans, stüdyo vesaire bilmiyorum. Bu konuda rakipsiz olduğumuzu düşünüyorum. Kendimize yaptığımız işleri de bu videonun açıklamasında izleyebilirsiniz. Orada listeler var, oradan görebilirsiniz. Peki bu işleri niye yapıyoruz? Bu pazartesi akşamları buraya gelip neden bunu çitiliyoruz. Aslında iki sebebi var. Birincisi, yani yıllardır stajyerlerle çalışıyoruz, ben hocalık yaptım vesaire. Biraz bu kitleye, insanlara, yeni başlamışlara, junior seviyesinde ya da işte mezun seviyesindeki insanlara yön olabilmek, onların kafa karışıklıklarına, soru işaretlerine biraz cevap bulabilmek. Bir ikincisi de bu incelediğimiz portfolyolarla insan kaynağına ulaşabilmek ve sizlere işler verebilmek. Bugüne kadar bir arkadaşımıza iş verdik. Onunla ilgili yayın yapacağız, inceleyeceğiz. Şimdilik pırt diye atlıyorum onu. Başka yeni projeler de var. Onlar da biraz daha pişsin. Lafını ederiz. Yani hem size hem bize bir faydası olsun. Şu ana kadar da bir kişiye faydası olmuş durumda. Bu şekilde portfolyolara bakıyoruz. Instagram'dan da soru kutusu açtık. Oradan da sorular var. 4 soru geldi şu ana kadar. Chat kısmına da yazabilirsiniz sorularınızı. Burada soruları olan varsa animasyonla ilgili vesaire sorularınızı da alabiliriz. Portfolyolarınızı da buraya yapıştırabilirsiniz. Falan şey olayın özeti bu. Mustafa'cığım hoş geldin. Bir merhaba diyelim arkadaşlara. Hoş geldin. Ege burada. Hoş Zuhal geldin Ege. Zuhal notunu aldım. Denedim. Nasıl? İyi demişsin. Okey miyiz Zuhal? Evet Ege'cim hoş geldin. Mert Yavuz 8-10 yazmış. Onu anlamadım. 8 veriyor bize. 8 insandır. 8'likiz. 8 iyi rakam ha. Hiç fena değil abi. Ben 8'e varım. 8'sek iyi yani. Hadi cevap ver Gökhan. Cihan'dan zor bir soru geldi. Görme engelliler nasıl abi, animasyon yapabilir? Abi kum animasyonu burada bence görme engelliler için çalışabilir. Ama çok titiz. Onlar da titiz olması lazım. Lego animasyonu bence iyi bir çözüm olabilir. Gridi var. Manuel gridi var.
Zaten görme engelliler Lego gibi bir yüzeyle çok iyi iletişim kurabilirler bence. Stop motion ben şey yapıyorum, tavsiye ediyorum. Ve bir de hani bir destek kamerayı nasıl yönelteceğine dair bir destek, bir setup kurulum. Bu setup kurulumundan sonra bence bu arkadaş bu vasıtalarla konuya yaklaşabilir. Lego bence çok iyi bir çözüm olabilir. Evet. Mehmet Halit Eren Temizkan'ın sorusu: Müslüm Gürses ve Selami Şahin projeleriniz gibi işlerde kaç kişi çalıştı? Selami Şahin'de ben yönetmendim. Onda 9 kişi çalıştı Selami. Hatta yani 10 diyebiliriz. 9-10 arası kişi çalıştı. Müslüm'de kaç kişi vardı? O da o Abi 8-9 aralıdadır. şey diyeyim. Credits kısmında aslında detaylar var. Oradan bakabilirsin. Bir de Selami'nin yayınlamadığımız bir halsi var. Evet ya, yayınlamadık hala. Ama aşağı yukarı Evet. 8-9 kişi, 10 kişiye de bulaşır. 10 kişi olsa daha da rahat olur falan. O işler genelde 8-10 kişi arası. Evet, 8-10 kişiyle böyle 2-3 dakikalık cayır cayır bir iş 2 ayda toplanabilir. Sen burada hesap et, bu iş Yes. kaça çıkıyor? Bak şimdi. Evet, burada hesap et. Selamlar Mustafa Şahin. O da gelmiş, selam demiş. Portfolyoları buraya atın, incelemeye başlarız birazdan. Portfolyo yargısı için buraya basabilirsiniz portfolyoları. Ya bunu da adını değiştirelim. Portfolyo Öyle mi yargılama yapalım? falan yapalım. Daha Yargı güzel. dağıtıyoruz'u sahiplenelim mi? Yargı Portfolyo yargı. dağıtıyoruz'u sahiplenelim mi Sahiplenelim, ne olacak ya? Baksana, ben demiyorum. Hayır, Yorumlarda onu yargı söyledim ben. geliyor. Girişte yargı dağıtacağız bugün dedim ama bir de şeyimiz var. İlacını verdim, 6 ay sonra kullan var. Hangisi daha iyi arkadaşlar? Ben ya Ama yargı geri daha gelsin şey ya. istiyorum. Mesela Yargı hani daha yargını temiz. verdim, hapse attım, 6 ay çıkınca özgürlüğünde görüşelim falan. Bir 6. aya bir şey lazım. Call to action. Bilemedim. Insta'yı linklesen olur. Insta'nı Evet. atabilirsin. Ünlü serilerinizin devamı gelecek İnşallah. mi? İnşallah. 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 Ama bundan sonrakini artık olursa büyük ihtimalle yabancı olacak diye Yabancı tahmin zaman ediyoruz. Ama değil zaten. bilmiyorum, göreceğiz. Kendi filmlerimizin kaynak dosyalarını incelememiz için paylaşmayı düşünür müsünüz? O dosyaların içinden çıkabileceğini pek Dur zannetmiyorum ya, ama. ben buna bir cevap vereyim. Abi böyle bir niyetimiz var. Daha önce de vardı. Hatta Müslüm'ü Evet. yayınlayalım, hoppa atalım ortaya demiştik. Sonra bir toplayamadık. Bir o var. Bir de aslında daha yakın zamanda bu yaptığımız bir lirik videosu var. Yeni yayına çıktı. Bu lirik videosundan bir sahneyi paylaşmayı düşünüyorum ben. O sahneyi böyle bir oyun alanı gibi kullanıp istiyorsanız siz de bir şeyler deneyin üzerine gibi bir şeyimiz olacak. Ne diyeyim? Deneyimiz olacak. Bu ikisini bir araya getirebilirsek bir dosyalar paylaşacağız aslında. Biraz da şey yapasım var. Onu da acık pişiriyoruz arkadan. Bizim projelerin yapım aşamasındaki gerçek dosyalara göz atmak ve hani gerçek işleyişe bir göz atmak. Ne söylemişiz, ne revizyon vermişiz, bir sonraki adımda ne olmuş gibi. Projelerin içinde bizim proje yönetim sistemimizin içinde bir gezip o projelerle ilgili çalışan arkadaşları, ki umarım Ayşe beni izliyordur, Doğukan beni izliyordur. O arkadaşları da yayına alıp böyle onları terletip enselerinde boza pişirip falan. Böyle yani, bunları hayal ediyorum. Abi soruları, Instagram sorularına geçeyim mi? Evet, o zaman. Geç. O bir taraftan Tamam. burada devam ediyor. Barış Manço planlarımız içinde mi? Yani şu an planımız içinde değil ama yani en çok istenenleri tabii kenara tuttuk. En çok istenenlerden biri Barış Manço. Ama en çok Neşet istenen hala Ertaş ya. Neşet Neşet Ertaş. Ertaş bir numara. Ondan daha çok istenen bir film yok şu anda. Atatürk'ü falan sollamış durumda. Bir ara Atatürk çok istemiyordum. Peki, sorularımıza geldim. Instagram'dan sorumuz var. ASDC Bilginer demiş ki, tarihte ilk illüstrasyon örneği ne olabilir?
Sen söyle. Göbekli Tepe. Tabii ki Göbekli Tepe. Tabii ki Göbekli Tepe. Abi tarihteki illüstrasyon örneği Göbekli Tepe'dir. Daha da eskisini henüz bulamadık. Yani o şimdi illüstrasyon sayılıyor mu ama? Peki tamam. Tamam. Yoksa yani bir duvar resmi illüstrasyon sayılıyor mu? Hadi tamam, bunun tartışmasına gir. Giriyorum kanka. Cıkş, oradayım. Hacım illüstrasyonun kelime köküne indiğimiz zaman bu illü'ye varıyoruz. İllü. Bu da illumination'dan evet, geliyor. Gelen... Bunun kökü de şeye gidiyor abi. Kiliseye gidiyor. Şimdi o dönem matbaa yok. Bütün kutsal kitaplar el yazması yapılıyor. Fakat okuma yazma bilen kitle de çok az. Bunlar işte ruhban sınıfı, papalar, işte kardinaller vesaire. Yani şey bile aslında az bulunan bir şey. Bir ilçedeki papazın bile o İncil'i okuyor olması az bulunan bir şey. Şimdi bundan ötürü bu kutsal sahneleri vesaireleri şeye dönüştürüyorlar. Diyorlar ki yani bu tebaada, bu halk da anlasın abi, ne yapalım? Sayfalara illüstrasyonlar yapalım. Sayfalara bunları aydınlatıcı, illuminati, illü aydınlatıcı çizimler yapalım. Orada anlatılanı zaten papaz anlatsın ama işte bu kağıdı da bu İncil'in içerisindeki sayfayı da göstersin. Ve böylece biz bu dini yayma konusunda bir şey kazanalım. Bir iletişim platformu kazanalım. İlk illüstrasyon kullanımı kelimesiyle vardığı yer orası hacım. Yani ama bence Göbekli Tepe. Göbekli Tepe. Ya düşününce bir hikaye anlatıyor, bir şey anlatıyor, bir yaşananı anlatıyor. Sayılır yani. Net bir şekilde sayılır gibi geliyor bana da. İllüstrasyonun abi bir de şeyi var. Şimdi bu resimle ayrışıyor mu gibi bizim eski yayınlarımızda biraz daha laflamıştık. Onun ucuna ekleyebileceğimiz bir tarafı var. Yine kelime anlamında aslında şey var. Zor bir kompleks, kompleks bir konuyu, zor bir konuyu çizerek, illüstre ederek onu aydınlatma, daha anlaşılır hale getirme. Bu temelden yola çıkarsan abi şeylerin hepsi de illüstrasyon mesela. İşte Vatikan'da Sistine Şapeli'nin tepesinde Tanrı'yla neydi? Adem'in parmaklarının birbirine uzandığı kare de bir illüstrasyon mesela. Bu da sipariş ediliyor. Bunu da kilise sipariş ediyor. O ne? Michelangelo mu şey? Michelangelo'ya sipariş ediyor. Diyor ki bana öyle bir tavan çak ki işte bu ilk testamentin ilk bilmem kaç tarafından bilmem nereye kadar olsun. Merkezinde de bu olsun. Zaten onun da brief var. Evvelce 40 tane kiliseye çakmışlar aynısını. Bunu verin diyor falan. Hani taburalardan gelen siparişle yapılan ve konuyu anlatan çizim. Böyle bir hani sanatçının kendi dünyası, işte Van Gogh odasını çizdiği falan bir sipariş yok yani. Sipariş olduğunda illüstrasyona dönmeye başlıyor diyebiliriz. Ve de bunun ilk siparişçisi hep şeydir, hükümdardır, dindir. İşte şey de sipariş, yani piramitler de sipariş. Firavun sipariş ediyor, yapın baba diyor, ben orada öleceğim diyor. Basıyorlar piramiti, onun hieroglifleri. Ne bileyim işte mezar süslemeleri, tabut süslemeleri falan, bunları da illüstrasyonun içerisine atabilirsin ama Göbekli Tepe kadar geriye gidemezsin hiçbir zaman. O yüzden bu işin temeli Göbekli Tepe'dir hacım. Göbekli Tepe'yi çalışmanı öneririm. Göbekli Tepe'yi iyi incelemeni öneririm. Peki bu soruyu geçtim o zaman. Diğer soruya geldim. Emre Beygil demiş ki çizim ve tuğumbuğum 0. After 80-90 sizce 2D konusunda ne kadar ileri gidilir? Yani şimdi çizim ve tuğumbuğum, iyi bir kompozisyon bilgin, iyi bir film bilgin varsa kompozitör olabilirsin. Bir şeyleri bir araya getiren adam olabilirsin. Yani kurgu konusunda bilgin varsa kurgusunu yapabilirsin. Komple filmi çıkaramazsın belki ama o ekibin bir parçası olabilirsin. Yani illa çizim ve tuğumbuğum bilmek durumunda değilsin. Bunun hani o tarafına da şey edebilirsin. Ama yani bir noktaya kadar gelir bu. Hani bunun bu kısmında olursun. Bu kısımda uzmanlaşırsın. Oralarını yapabilirsin. Yani 2D konusunda derken İyi bir 2D animasyon stüdyosunda iyi bir kompozitör olabilirsin mesela yani. After 80-90 ki
80-90'sa eyvallah yani. Benden iyiymişim 90'sa. İş var gel. Kompozit yap. After 90'sa gel. Gerçekten 90 olduğuna inanıyorsan buyur gel. Atalım yani, kafana bir şeyler. 90 ama... after'a benim isteyeceklerim var. Bir 90 after'lık projem var. Alırım bir 90. Ya şey de olabilir. Belki şimdi After Effects'teki rig motorları, rig marifetleri, onlarla falan karakter animasyonlarını da uzanabilir. Rig'le de yürünemez mi acım? Ne dersin? Ya yürünebilir ama yani çizimi tumbum bilmene gerek yok ama animasyonu evet, bilmene ihtiyaç evet, var ya. Yani hani kurallarını, timinglerini, zamanlamalarını yani bir çizim bilen bir adam kadar bunları biliyor olman lazım. Çizemiyor olabilirsin. Dijital bunu yapabiliyor olabilirsin ama bu kavramlara hakim olmak gerekiyor eninde sonunda. Bu kavramlara hakimsen, zaten bu kavramlara hakimsen 2D animasyon konusunda After'da 80-90 anca öyle olursun. Hakimsen yapabilirsin tabii ki. Peki. Abi diğer iki soruyu da sonraya bırakayım, nefese bırakayım. Biz portfolyoya geçelim. Ne dersin? Geldik mi? Vallahi geçelim. Geldik. 20 dakika oldu zaten. En üstteki var. Noodle 70, Fatih Çetinkaya 41. Altta çizgi var. Alt çizgi. Fatih alt tamam, çizgi, Çetinkaya 41. Öncelikle bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bizi YouTube'dan da takip edin. Abone olmayı unutmayın. Şu anda abone değilseniz hemen abone olmanızı tavsiye ediyorum. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Burada böyle deneysel animasyon işlerimi paylaşıyorum. Kafama göre takılıyorum. Alper'i de Instagram'dan takip edip taciz ediyorsunuz. Konu bu. Şöyle parmağımı iş koy diye takip ediyorsunuz. Parmağımı kaleme denk getirerek şöyle daha şey yapıyorum. Seni zorluyorum Alper'cim. Kof animasyonu da takip etmeyi unutmayın. Paylaşsam kedi paylaşacağım zaten ya. Çizim yapacak vakit peki, olmuyor. Geldim. Fatih Çetinkaya. Bakalım. Yayını da bitirdim. Videoyu da sildim. Fatih Çetinkaya 2D animatör, YouTube Noodle 7539. Bir YouTube kanalı da var ama biz şuna bir hızla bakalım abi. Bir animeci daha. Yani daha böyle hobici animeci gibi ama şu anda. Ya da yatırımını tabii, çok daha başından. Yatırımını çok animasyona mı yapmış acaba? Şurada bir Sakuga patlar mı? Muhtemelen öyle gibi geliyor bana ama. Yeah. Sadece o kadar varmış. Ben daha oynayacak sandım. Dur. Yok galiba ama. Yok abi o kadarmış. Döndü gitti. Döndü gitti. Okey. Bu arkadaş. Yani küçük şeylerden başlaman iyi aslında da. Leveli kaç acaba bu arkadaş? Leveli. Kaç? Level kaç? Hafif göz oynattı bizim için. Abi daha böyle hobiden başlangıca geçmeye çalışan bir portfolyo var burada. Şu anda gördüğümüz şeyler daha hobi seviyesinde. Şu anda gördüğümüz şeyler biraz hobi seviyesinde arkadaşlar. Ya mümkün olduğunca bence detay seviyesini çok yükseltmeden şey iyi. Yani böyle basit çözmeye çalışıyorsun her şeyi. Basit çözmeye çalışmaya devam et ama daha estetik, daha böyle karakterlerin daha doğru anatomilerini hissedebileceğimiz şeyleri çalışman lazım. Ama böyle yaldır Allah yaldır bir şey boyamaya gitme. Şu an oralardasın zaten. Hani çok gitmemişsin. İyi bu. Buradan devam edeceksin. Seni zorlayacak animasyonları taklit et bol bol. Bence çok şey yok şu noktada. Hani yani detayına inebiliriz. Hani karakterlerim falan ama hepsi şu anda problemli. Ruh hallerini güzel yakalamayı başarmışsın aslında. Ona şey verebilirim. Bonus point verebilirim. Hani genelde baktığında böyle hep ruhu olan karakterler şey değiller.
zombi değiller yani. Bir hissediyorsun nasıl bir ruh halleri olduğunu. Bu iyi. Onları görüyorsun belli ki. Çalışman lazım sadece. Daha çok emek harcaman lazım. Evet. Olacak bence. Yani böyle birkaç sene bol bol yaparsan, kastırırsan kendi kendine olacak zaten bu iş. Animeyi bırakma bence. Farklı şeyler dene tabii. Bak şu kadındaki yerlere gitmeye çalış hatta bence daha çok. Oralar anime ama hala biraz daha farklı yerlerde. Ama sevdiğin şeyi bırakma yani. Bir YouTube vardı ya, onu açtım abi. Acaba orada başka bir mal var mı diye bakacağım. Ama yok, Speed Art vesaire öyle şeyler koymuş, tamam. Falan ya, Tamam. Tamam Fatih, yargını aldın. Hapse koyduk. Sen 6 ay sonra geri gel. Ya bu tatlı olmadı. Buna başka bir şey bulmamız lazım. İlacını alı seviyordum ben. İyi söyle, ilacını al İlacını seviyorsun. aldın. İlacını aldın. İlacını aldın. İlacını kullan Fatih. Bir 6 ay kullan. Ay. Gökhan şeye bakacaktık, Tarık'a bakacaktık Aa geçen evet hafta ya, hatırlar mısın? hatırlamaz olur muyum Tarık? Tarık sana geliyoruz. Ustakun. Ustakun. Evet Tarık. Hadi sen konuş bakalım, Tamam. ben biraz susacağım. Ustakun, illustration artist. Hi, Ustakun here. Love the ocean, food, cats, book and anything art related. DM for commission and info or just visit. Ustakun.com. Şöyle bir genel bakalım abi. Ya nereden nereye? Böyle temalar, değişik temalarda geziyor ya, o hoşuma gitti aslında. Biraz nereden, temalarda nereden nereyecilik var ya. Kafa gezmiş çok. Onu da sevmiş, onu da sevmiş. İyi gezmiş. Gezinme bolluğu var. Bu güzel abi. Bununla ilgili bir sorunum yok benim. Şöyle geri gelelim. Buralarda biraz Japon estetikleri, animeler. Mesela şu kafalar falan tatlı yani, ama sonda gittiğin yer orası olmamış. Buralarda da var biraz o Japon uzak doğu naif arayışı. Sonra birden hayatına çizgi roman giriyor. O ana kadar yokken burada çizgi roman giriyor hayatına. Buralar çizgi roman. Hacım, genel olarak şey buldum ben. Bir bitmemişlik var. Bir böyle eksiklik var. Şuralarda daha çok bitmiş işler var. Mesela buralarda daha çok sabır göstermiş ustakum. Ama şöyle en başına dönersem projenin. Genelde bir bitmemişlik var. Bunlarda da mesela bir bitmemişlik var. Bir tamamlanmak için eksikleri var ya da kadrajları tam doğru değil. Arayışlarını aslında çok iyi buldum. Yani şeyi çok sevdim. Ustakun'un bunca şeye göz atıp, ta Marvel'lara da göz atıp, şuralarda Marvel'lar da geçti pek çok. İşte grafik tasarım da geçti mesela. Daha böyle lo-fi, mesela feeling kareler. Tamam mı? Hani kadrajdan da çıkıp feeling, bunu makro göreyim ama işte objeleri bir arada göreyim. Renk tonunu o feeling'e hizmet eder vereyim. Anladın mı? Ustakun'un abi şeyi geniş. Beslenme kolları, ahtapotları çok geniş. Hepsini de bir yere kadar getirdiğini düşünüyorum. Ancak işleri bir türlü bitiremediğini düşünüyorum. Hepsinin bir yarım kalmış olduğunu düşünüyorum. Renkleriyle ilgili de yine bir yarım kalmışlık hissediyorum. Mesela şu son 3 çalışma, şu son balık, bu deniz, bu konteyner, tanker. Buralar daha pişmiş durumda. Bundan öncesinin çoğunluğunu yarım kalmış buluyorum mesela. Burada kadrajı daha geniş kullanmak isterdim. Belki sola doğru genişlemek isterdim. Belki dalgalarda biraz önde bir şey daha görmek isteyebilirdim. Oralarda sanki bitmemişlik hissediyorum. Bunu mesela biraz fazla trace buluyorum. Burada ne
nasıl diyeyim? Burada başka bir şeye ihtiyacımız var. Burada aslında Ustaku'nun o fotoğraf veya bu çalıştığı malzemenin ötesinde koyduğu bir şeye ihtiyacımız var ya. Belki de mesela şuradaki o balığını, Japon balığını burada biz ucuz bir şey söylüyorum ama havada görsem, gölgesi suya düşse böyle bir daha magical bir hava yaratabilirim mesela. Hani şurada öyle bir şey arıyor ya. Oralarda onu arayabilirim. Genel bir ama bitmemişsizlik var. Anatomilerinde sıkıntı var. Bu Ken, bunun omuzları mesela şey, ben böyle bir pozu, bu silüet değeri Wolverine'e daha iyi okutabilirim ama Ken'in böyle bir silüet pozu yok mesela. Karakter böyle bir silüet değerde okutmaz kendini. Ken böyle okutmaz mesela. Wolverine okutabilir. Burada mesela onu ıskaladığını düşünüyorum. Peki hepsini rafine edecek olursak abi, aslında Tarık için ben şunu diyeceğim. Bu kadar beslendiği, bu kadar beslendiği, bu kadar beslendiği şeylerden beğendiklerini seçsin ve bunun bir sentezini yürüsün. Ve işleri de bitmemişliklerden kurtarsın. Genel yorumum bu acım. Okey. Oldu mu? Sen Tarık'a bir şey söylemek istemez misin? Ya abi, benim birkaç tane çok, yani daha uzun uzun ben konuşuyorum Tarık'la zaten. Hani çok samimi arkadaşım da. Hani şey, bu yayında da söyleyeceğim birkaç tane şey var Tarık'a. Detail control denen şey, yani detayının nerede çok, nerede az olacağını belirlemesi lazım bence. Bazen böyle anlamsız yere çok detay vuruyor. Bazen hani detaylı olması gereken yerde detay olmuyor falan. Bir detail kontrol durumuna ihtiyaç var. İki, anatomi, yani madem bu kadar gerçekçi karakter yapıyorsun, anatomi her türlü daha biraz daha kasması gerekiyor. Üç, biraz daha birilerinden sağdan soldan, yani seviyorum temelde kullandığı renkleri, yapısını, ama birleştiğinde, başka renklerle birleştiğinde iyi olmuyor. Bir de Tarık'tan siyah renkten vazgeçmesini istiyorum. Background'ları oralara buralara siyah basınca dolmuyor orası. Olmuyor, bitmiş işi olmuyor. Ondan biraz kaçınması lazım. Yani mümkün olduğunca hani siyah logatından çıkar demiyorum ama bir süre için çıkar bence siyah logatından. Hani bir öyle çözmeye ara. Ve de senin tarzında bence çizgilerinin bu kadar titrek olması doğru değil. Bir tatsızlık getiriyor onlar. Onlar böyle bir olmamışlık getiriyor. Evet. Böyle lazy nezume bilmem ne, öyle bir şey kullanıp böyle bir çizgilerini kaymaklaştır bence. Yani işini kolaylaştıracak bir takım tool'larla çizgilerini kaymaklaştır. Benim çok iyi söyledim. Eğer bu tarzlarda şey arıyorsan. Çünkü buradaki titreklikler İyi bir şey titrekliği değil, yani estetik bir titreklik değil, bitmemiş problemli bir titreklik, eskiz titrekliği. O titreklik benim de elimde yok mesela, ben de beceremiyorum öyle kaymak çizgi atmayı. Cheat et baba, yani hani elinde olan hazır tool'ları kullanarak bunun üstesinden gel. Yani benim şimdilik diyeceğim bunlar, hani sonra gene uzun uzun konuşuruz ama diyeceklerim bunlar. Abi çok güzel söyledin. Tarık, ilacını aldın mı Tarık? Bir 6 ay sonra yargımızla beraber bize geri dön. Olmaz mı? Bakalım kimler var? Ben bir tane seçtim. Random seçtim. Bir arkadaşım komenti takılmış. Onu takılığını açarken onu da alıverdim. Emre Fatih, illüstratör, designer, artist, chart for Beyoncé. Artist. Ya çok az şey olmasına rağmen çok zor okunuyorlar ya. Böyle bakarken zorlandım bir, okumakta zorluk çektim ne olduklarını. İlk bakışta. Hmm.
Emre'nin portfolyosu hacim hobiden başlangıça geçmiş gibi bir yerde. Daha yani mesela buralarda henüz pişmiş değil. Bu arayışlarda henüz pişmiş değil. Daha yani başlıyor. Daha böyle malzemeyi tanımak noktası geçmiş. Şimdi böyle başlamış bir yerde. Tabii ki hep bitmemişlikler var. Bir bitmiş iş görmekle ilgili sıkıntı var. Genelde eskişsel şeyler var. Ben biraz Okunatmış fazla ha. kıvrak kıvrak bir böyle fazla kıvrak Fazla kıvrak ama bence en güzel gözüken bu ya öyle mi diyorsun? aralarında. Yani ben mesela o garip bir beden dili var ama beğendim bunun mesela şeyini. Yani bunun kıvraklığı hoşuma gitti. Yani şeyleri, curve'leri güzel. Güzel curve'ler yakalamış ve bozmamış o curve'leri. Buralarda falan çalışmıyor ama bunlar şey. Evet, Buralar buralar çalışmıyor. çalışmıyor çok şu an. Bir böyle çizgiyle bir arayışı var. Devamında da var bu objeler gibi, kafalar gibi. Yani aranabilir. Konsantre olamıyorum şu anda. Bir şey oldu. Bir saniye. O neydi ya? Bir dakika, neydi o? Ayı. Böyle boğum boğum post gibi tam okuyamadım şeyi. Beden dilini okuyamadım. Böyle boğum boğum postlar ve bu da ölü küçük yavru gibi gördüm ilk anda. Ay, neyse. Abi, Emre'ye söylenecek bence şu var. Çizdiği her şeyi çok çabuk bitirip bırakıyor. Hemen bu bitti diyor. Ben portfolyoda genel gördüğüm şeyde bunu anlıyorum. Mesela şuna bakıyor, çiziyor, arkaya da bir şey çiziyor. Onu böyle liquefy veriyor, tıvril bir şey atıyor. Hop bitti diyor. Kendi kendine işin bittiğine çabuk ikna oluyor. Bunu bir geçmelisin Emre. İş bittikten sonra bir koyup geri gelip bir daha bakıp revize edip hatta birkaç kere aynı işi yapıp ve her seferinde onda geçirdiğin süreyi arttırmalısın. Yani işlerin bitmemiş derken karakterlerdeki arayışların onlarla ilgili kalemin ucunda bakmak istediğin yerler de bitmiş değil. Çok çabuk, çok çabuk Evet. ikna olup bu bitti deyip geçmişsin hep. Bu bitti deyip geçmişsin. Böyle şey gibi yani. Azıcık yani lokma lokma iş yapmışsın hep. Bir şöyle çalış, bir langur lungur bir gör, bir daha çiz, bir daha çiz, bir daha çiz, bir daha çiz. Yani şu anki hali ne? Biz suskun kalıyoruz. Çünkü çok az bir şey var burada. Bunun nereye, neyine ne diyeceğiz? Hadi al abi şuraya git götür diyeceğiz. Hadi al abi buraya götür diyeceğiz. Çünkü bu yine bir karmaşa da var burada bak. Bunlar başka bir kafa. Bu kıvrık karakter. Tamam mı? Bu kıvrık karakterin kardeşi. Hadi şu başka bir kafa. Burada böyle portrecilik gibi giden bir kafa var. Şuralarda böyle tipo ile birleşen silüet değerlerde. Şurada ayrı bir şey aramışsın. Tamam mı? Bu aşağılarda daha logosal şeyler aramışsın. Yani zaten kendin yani şöyle yapmışsın. Önünde birkaç tane kase var. Böyle ekmeğinin ucuyla banıp 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 geçmişsin. Ben diyorum ki al birisini dik kafaya iç bitir. Biraz iş görelim yani. Hepsinde banıp geçmeye tabi olmuşsun. Buna ikna olmuşsun. Buradayken de biz sana böyle çok kreatif, keskin, abi bak şunu yap işine yarayacak bir şey diyemiyoruz. Daha çok emeğini görmeye ihtiyacımız var. Yani mal sayısı belki az değil ama emeğin az burada. Yani bir de ne vermek istediğini zor algılıyoruz. Bence biraz daha eskiz yapıp böyle bir işe girerken bitireceğim bir işe hani
Yani bu iyi olacak dediğim bir işe girerken biraz daha eskiz yapıp birkaç tane şey deneyip onu kafanda oturtup sonra finalize etmeye ihtiyacın var gibi geliyor. Bana şey gibi geliyor şu anda gördüklerimiz. Ya aldım brush'ı hadi bu çıktı falan gibi hep gibi hissediyorum. Hani biraz daha böyle neyi neden koyduğuna, hangi rengi neden seçtiğine karar veriyor olman lazım gibi. O yüzden biraz daha böyle eskizli çalışmaya ihtiyacım var gibi geliyor. Farklı şeyler denemeye. Yani bunu böyle mi denemeliyim, bunu şöyle mi denemeliyim gibi bir takım denemeler yapmana ihtiyaç var. Ondan sonra finalizeye girmene ihtiyaç var. Yani bu işin illüstrasyonun da aşamalardan oluştuğunu unutma. İllüstrasyon yapıyorum diye yaldır diye yapma yani. Hani aşama aşama ilerletmeye çalışırsan bence daha Evet. oturaklı olacak. Emre ilacını verdik. Bir 6 ay kullan. Sabah akşam. Olacak. Pekala. Geçiyorum abi bir başka isme. Uzun uzun yazmış bu arkadaş. O yüzden onunkini aldım. Grafik tasarımcıyım normal şartlarda demiş. İllüstrasyon ve video Normal denemeleri yapıyorum şartlarda. demiş. Deneyselci herhalde. Ve ben de bir ilaç alırsam Bu mutlu olurum demiş. Evet, uyku. ne kadar jenerik, ne kadar şey bir basit ve güzel bir şey Uyku. Instagram ismi. Uyku. Çağatay, hello hello, how low? Nirvana. Şöyle bir genel bakalım. Gal Abi, Gadot. evet. Gol Gol Trace var. Renklerde şey. Soft Cyberpunk seçeceğim falan. Şu şey var ya kızcağız bir tane. Cyborg, Alternate Cyborg Dilara. Onun renkleri gibi. Peki buradan aşağısına bakmıyorum. Buralara da bakmıyorum. Bir dakika. Şuralardan buradan yukarısı anlamlı bence. Bu portreler bu yukarıdakilerden iyi aslında ha. Şunlar daha iyi yani yukarıdaki maldan. Hacı bu mallardan çok var çok. Şuralardan çok var. Buralardan çok Evet. var. Şurayı da Buralardan çok var. Biz bunları biliyoruz. bilelim. Bir daha söyle Gizem Alper, kaçırdım. Winter oluyor. Gizem Winter var. Ona da biraz benziyor. Ondan da belki şey etmiştir ama yani ya ilginç kafalar var aslında. Daha çok fotoğraflarda bu Photoshopçuluklarda daha ilginç şeyler var. Onları birleştirmeye çalışmış. Aslında ben kafa yapısını beğendim. Denemeye çalıştığı şeyleri beğendim ama da rafine olmamış. Daha tam biraz şeyi var. Oturması lazım. Bu tip gerçekçi işlerde de maalesef ki şey yapman lazım yani. Kimsenin sevmediği köpek gibi çalışmacılık yapman gerekiyor yani. Hayvan gibi anatomi çalışman, boyaman falan gerekiyor. Grafik tasarımla fena birleştirmemişsin birçok işini. Yani bunlar şu anda bayağı hip aslında. Bayat gözüken ama aslında bayat olan ama şu anda hip Bu olan iyiymiş mesela. şeyler. Bu İlginç iyiymiş abi. bayağı Bu ya. hiç Evet bu portfolyonda parlamıyor. bayağı iyi. Zor Evet zor gördüm. onu da Evet, o iş iyiymiş. Yani ama bunların arkasında ben duramıyorum. Hacım bunları nereye götürecek? Bunları bir başka bir şeyle birleştirmem falan lazım belki de. Yani buralarda aradığın şey başka bir şey araya olmalısın. Bu estetikle ilerleyeceksen. Bunun bir ucu ta democulara dayanıyor. İşte böyle 32 bit komodorculara dayanıyor bunun bir ucu. Öbür ucu DJ Art Glitch dünyasına dayanıyor. Kodla yapılana dayanıyor falan. Hani imza olarak şu işlerle aradan sıyrılman, seçilebilmen çok zor. Şuna bakıp ya bu da işte uykunun işi diyebilmek çok zor.
İllüstrasyonlara biraz daha bakalım. Şu daha illüstratif olanlara bir gidelim. Çünkü bu denemeleri yapıyor belli ki ama bu denemelerde ne aradığını da anlamak da güç. O yüzden çok şey edemiyorum. Burada bir Blade Runner Ya şeyi okey. var. Şu en son renk denemesi daha iyiymiş ya. Bu arada keşke onu koysaymışsın şeye. Okey. Burada biraz böyle şey gibi Arnavut Fransız sigara posteri. Onu alıp böyle evet Japonca. Japonculukla birleştirmiş ama abi biraz daha kuvvetli çizimin olsa aslında iyi bir şeyler yakalayacaksın ya. Biraz çizimini kuvvetlendirmen lazım. Çünkü böyle şey gibi oldu. Hazır fotoğraftan bir şey yapmaya çalıştığın için hep o limitin içinde kalıyorsun. Kalmak zorunda hissediyorsun kendini gibi görüyorum. Hani grafik tasarımda ve renklerde ilginç denemelerim var. Tam oturmuş değiller ama biraz daha çalışsan oturacak var. Böyle şey bir estetik olarak ben güzel diyemeyeceğim ama güzel bir çirkinliği var diyeceğim. Yani böyle şey bakılası itici falan. Hani o yüzden aslında pop kültürde iyi bir noktada bence şu anda geldiğin yerler. Ama biraz bence temelini kuvvetlendirirsen çok hızlı ileri bir noktaya gideceksin. Belli ki fikirlerin çok fazla ama biraz temeline inmen gerekiyor bence. Ya da tamamen çizimi bırakacaksın. Yani bir alternatifin de bu. Tamamen çizimi bırakıp komple buraya yönelmek, hazır malzemeyle bir şey üretmek, çizime hiç emek harcamamak. Bu ikisinden birini seçmelisin bence. Ya biraz daha temelini kuvvetlendirip bu tarafa gitmek ya da tamamen çizimini bırakıp tamamen dijital numaralarla, kolajlarla, işte Photoshopçuluklarla bir yere gitmek. Bence ikisinden birini seç ve onun üzerinde ilerle. İkisi noktasında da bence iyi bir yere gideceksin ama şey yani dediğim gibi bence biraz seçmen lazım. Abi bir şey yapalım. Bir virgül atalım burada. Çağatay, teşekkürler. İlacını verdik. Bir 6 ay kullan. Sağ ol Çağatay, ellerine sağlık. Yargıyla gel. Salat neyse. Şu soru cevaba doğru geri dönüyorum ama bu arada chat'e bir takım yazılar gelmiş. Ne diyeyim? Darkness Tale hoş geldin. Teşekkürler. Emre Bozkurt şey demiş. Hocam selamlar. Biraz önceki Emre Beygirli bendim esasında. Senarist, çizer ve after'cı olarak 6 dakikalık 2D bir animasyon çizgi film yaptık. Rig konusunda Duik müşteriye yetiyor ama ben doymuyorum demiş. Doy evladım diye doymuyorsun. Ben Duik sana yetmiyorsa aç başka program. Aç Moho'da şey et. Biraz da dur, Moho oyna. devamı var. Madem Duik Devamı yetmiyor, var. aç Moho. Devamı var. Devamı var. Ha? Diyor ki Ha, ben devam 2D'yi var. aşan kamera hareketleri yapmak istiyorum fakat sel animasyon olmadığı için bunu yapamıyorum. O da beni doyurmuyor. Selamlar, sevgiler. Babacım doyurmuyorsa karnını doyurmak için çaba harcayacaksın. Hayvan gibi 2D frame by frame çizeceksin. Başka çaresi yok ki bunun. Ya o ya Erro ya Merro yani. Yapacak bir şey yok yani. Eğer böyle Duik'li kamera dönmeli öyle oradan uçurup buradan kaçırmalı Sakuga arıyorsan yapacak çare yok. Onu öğreneceksin yani. Henüz öyle bir durum yok. Ya da işte şey manyakları gibi 3D öğreneceksin de o 3D'yi döndüreceksin, üstünden çizeceksin, 3D'leri 2D'ye benzeteceksin ki onun için de hayvan gibi o 2D'nin bilgisi lazım. O yüzden yapacak bir şey yok. Kare kare çizmeyi öğreneceksin. Başka çaren yok yani. Evet abi. Şimdi Sialand'ın sorusu var. Bir ona bakalım. Ne dersin? Demiş ki yaptığım işlerden utanıyorum. Siz KOF olmadan önce utanmamak için motivasyon cümleniz neydi? Hala utanıyorum. Hala zaman zaman utanıyorum abi. Bunda hiç yanlış bir şey yok. Halen hiçbir zaman işlerini beğenmemek
dünyanın en doğal şeyi ya ve gelişmeye açık olmanı sağlayan şey çok önemli değil yani. Ne her işten sonra ne öğrendiğine bak ve geç git, bu boktan oldu. Evet, bütün işler boktan oldu. Evet, yani bir noktadan sonra şuna dönecek o. Ya bunun burası güzel oldu ama şurası daha iyi olabilirdi ama boktan aslında falan demeye başlayacaksın. Sağlıklı bu. Bence bir problem yok. Yani biz kop olmadan önce utanmamak için motivasyon cümlemiz yoktu. Ya o da idare yiyor bu. Olur. Hadi ya idare eder falan deyip geçiyorduk yani. Yani evet, samimi güzel bir cevap. Çok şey etme yani, yaptığın işlerden utanma daha doğrusu. Kötü olduğunu bil, o işten ne öğrendiğini anla. Yani utanmak doğru bir kavram değil, utanma. Beğenmiyorsan beğenme ama beğenmediğini de söyleyebilirsin. Biraz boktan oldu bu falan diyebilirsin ama utanmak doğru değil yani, saklama. Şey et. Neyin kötü olduğunu anlıyorsan bu iyi bir şey aslına bakarsan. Bir sonraki işte o gelişecek demektir. Şey daha kötü yani, yaptığı her işe aman tanrım ne kadar iyi bir iş oldu ya falan diye filme girmek çok 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 daha kötü yani bundan. Niye ya? Çok güzel yaptım. Çünkü yani senin benim yani yapılan işlerin %90'ı zaten boktan yani. Ve yani sen muhtemelen yaptığın işinden utanıyorsan kıyasladığın insan çok anormal. Çok yüksek düzey bir insan. Ve bu da iyi bir şey yani. Kendini yüksek biriyle kıyaslıyorsun ve ona göre kötü diyorsun. O yüzden şey, hiçbir zaman kendini yanındaki Mehmet abiyle kıyaslama yani. Mümkünse en top notch'la kıyasla. Kötü de o top notch'a ulaşmak için burada ne hata yaptım öğren, ilerle. Yani belki 38. animasyonunda, belki 287. ya da 2000. illüstrasyonunda abi fena olmadı noktasına geleceksin. Ama geleceksin yani. Bu kafadaysan bir noktada Aynen. geliyorsun. Siyalent. Bu da sana cevabımız olsun. Yasemin Yaldız sormuş abi. Bir Tanıyorum Yasemin'i. illüstratörde aradığınız Yasemin geldi. ilk özellikler nedir? Neler olmalıdır? Ne? Hayvan olmasın. Sığır olmasın. Şeyi konuşulanı anlasın. Yani bir insanda aradığımız özelliklerden çok farkı değil. Aslına bakarsan öncelik o. Hani ilk özellikler onlar. İkinci özellikler bir tık kendi bir şey koyabilsin. Yani brief'i almaktan öte bir tık kendi bir şey koyabilsin ve yani yaptığı işi üstlensin ya. Yani şey olmasın bu. Hani senden bir şey istedim, bunu yapıyorum. Hadi al bunu, bu kadar yaptım olmasın. Kendi üstüne bir şey koyabilsin ve heyecan duyabilsin bundan. Keyif alacağı bir noktaya getirmeyi bilsin aslında. Benim beklediğim bu oluyor genelde. Çünkü şey oluyor yani. Benim tarzım bu, benden bunu istediler. Tamam hadi yaptım geçtim falan. Böyle işler de var. Ama biz genelde daha orijinal işler yapmaya kastığımız için hani öyle bir beklentim oluyor aslında. Hani biraz kendinden bir şeyler katsın, keyif aldığını görmek isterim aslında. İşte. Abi çok güzel söyledin. Ben bir ek getireceğim buna. Hop şuraya gittim. O da şu. Bu konuyla ilgili biraz daha biz bilgi verdik aslında. Belki iş hayatıyla ilgili diye girdik ama bir illüstratörden ne beklediğimize dair portfolyonun haricinde pek çok şeyi konuşuyoruz. İş hayatı için %50, %50 ne lazım diye. 6. portfolyo haftasında bunu incelemişiz. Bu yayına başvurmanı isterim Yasemin. Buradan da emin ol, iyi şeyler bulacaksın. Bir not daha ekleyeyim, hazır yeri gelmişken. Arkadaşlar biz yayınlarımızda time kodlarla beraber o haftanın soru cevaplarının nerede olduğunu, nasıl portfolyolara baktığımızın anahtar kelimelerini, işte başlangıç seviye, parıltı var, portre çalışmış, illüstrasyon çalışıyor, anime, animasyon yapıyor gibi anahtar kelimeleri de yazıyoruz burada. Bu anahtar kelimelerden ilgilendiğiniz konuyla ilgili bölümü izleyip kendinize dersler çıkartabilirsiniz. Hemen bu arada Kof Animasyon'u Instagram'dan takip etmeyi unutmuyorsunuz. Beni de hemen şu anda takip ediyorsunuz. Çıkarın telefonları ve beni Instagram'dan takip edin. Ardından da Alper'i takip edin.
Sonra KOF'u bir daha takip edin. Tamam. Çizgi roman okuyup okumadığınızı söyleyin lütfen. Okuyoruz Alper'cim, tabii bunlara ki. Cevap vereceğiz. Yani herhalde. Soru pek şey değil. Anlamlı değil yani, işlere bakınca biraz çizgi romanla aramız olduğu bellidir. Ne okuyorsun Alper? Ne çizgi roman, okuduğundan evet. Söyle. Biraz böyle... Tomie okuyorum ya. Tomie şeyin... neydi ya herifin adı? Japon korkucu işte. Senin eski çizgi roman... Öyle dayının Jinji adına. Ito değil mi ya? Junji Ito, Junji Ito. Evet, Tomie okuyorum. Tomie. Onu okuyorum. Bayağı da güzel. Nefis. Peki aslında Özkan'ın çizgi roman okuyor musun sorusunda bir eki var. Bir de evet, görsel açıdan katkısı var mıdır? Varsa nedendir efendim? Abi var. Hatta hayvan gibi var. Yani çizgi roman dediğin şey film için storyboardla aynı şey aslına bakarsan. Kamera açısı, kurgu, arkasından ne gelecek, çizgi romandan o kadar çok şey öğrenebilirsin ki nefis yani. Çizgi roman okumayan varsa da bu chatte okusun yani, illaki sevdiğiniz bir şey bulursunuz. Bir animasyon yapan insanın çizgi romanla arasının olmaması biraz problematik bence. Kesinlikle. Olmalı yani. Birazcık arası olmalı yani. Her şeyi sevmek zorunda değil. İlla hani Iron Man veya Marvel sevmiyor olanlar olabilir. İlla bunlar çizgi roman değil. Bağımsız çizgi roman okuyabilir, Japon manga okuyabilir, bir şey okuyabilir yani. Ama bence animasyonla ilintisi olan herkesin birazcık da olsa çizgi romanla arası olması lazımlı ya. Yani hani lazımlı. Nice. Buna da bir cevap verdik. Ne oluyor başka? Bakayım. Bu arada benim iyi transferim gitmiş mi acaba? Transfer. Evet, gitmiş. Canlı yayında teslim gerçekleştirdim. Çok harika. Harika. Abi şöyle bir iki portfolyo daha bakalım, toplayalım. Ne dersin? Evet evet. Ben de bugün yorgunum. Canlı yayında evet, şey falan yaptım. Çok bugün çok uzatmayalım. Tamam. Birkaç iki bir şey daha bakalım. Bakacağız. Max şöyle chatten bakıyorum. Ortalardan bakıyorum. Ben bir bak. Tamam. Ben geliyorum. Allah. Tamam. Bakalım bakalım. Bir Wacom tablet muhabbeti döndürmüşsünüz orada. Güzel. Wacom alın. Varsa bütçeniz. Wacom alın. Darkness Tale neye koptum bugün? Kopmuş ya. Kopmuşlar. Pekala. Şöyle bir arkadaşı yakaladım. Bu arada bizi Instagram'dan, YouTube'dan, efendim her yerden, LinkedIn hesabınız yoksa LinkedIn hesabı açarak bizi LinkedIn'den takip etmeyi unutmuyorsunuz. Şimdi bu yeni bulduğum portfolyoya gidiyorum. Tuğrata, illüstratör. Şöyle bir genel bakalım. Oo, çabuk bitti. Az mal var. Ya hacım, ilk denilecek şey şu. Her şey çok koyu. Her şey çok koyu. Bunların yani bir brightness'ını şu imajda dahi, bu işlerin bir brightness'ını arttırmak istiyorum. Çok koyular. Ticari bir iş yapıyorsak, böyle illüstrasyon tarafında bir iş yapıyorsak bu kadar koyu bir iş çok zor yani. Genel bir fazladan koyular. Burada da mesela. Kadının ten rengi falan fazla koyu. Kontrast yakalamanı anlıyorum. Aramanı anlıyorum ama fazla koyular. Pekala. Şöyle bir genel bakalım. Bir kadrajlara sıkışmışlık var.
kadrajlarını genişletmen gerektiğini düşünüyorum. Sevgili Tugrat'a. Burada mesela yukarıya çok yakınsın, sağa sola çok yakınsın. Biz bunu biraz daha geniş görebiliriz. Burada da mesela yukarıya da etrafı da genişleyebiliriz. Böyle merkezine oturttuğun bir hal almış. Çok kadrajla ilişkini tam bulamadım yani. Beğenemedim kadrajla ilişkini. Burada da mesela yani ya şu çok o kadar ara bir yerde duruyor ki bu. Yani ya bu çok büyüt bunu. Biz bütün bu uçurumu tepeyi yukarıda görelim. Ondan o çocuklar oraya sıkışsın. Ya da hani aşağıda göster ferah olsun. Ya da böyle yatayda aç. Böyle çok blok bom ortada. Şey bir kadraj, tam aranmamış bir kadraj, çabuk ikna olunmuş bir kadraj. Burada da mesela al kadrajı genişletmişsin ama sağ tarafı hiç iyi kullanamamışsın. Burada da boşa genişlemiş bir kadraj hissediyorum mesela. Al abi genişlettim diye bunu versem mesela olmaz mı? Buna itiraz ederim. Bu derim ki yani şey şurasını at hala aynı illüstrasyon. O kadrajı genişlettiğinde atamayacağım şekilde kurmalısın kompozisyonu. Ben onu attığım zaman bir şeyler eksiliyor olmalı. O genişlemeyi yani random kafadan yapamazsın. O atma hikayene, çizimine, kompozisyonuna hizmet etmesi lazım. O yüzden bu genişleme de çalışmıyor mesela. Burada da yine dar buluyorum. Yine dar buluyorum. Evet. Kompozisyonunu dar buluyorum. Bir de bitmiş iş görelim. Yani ayağı yere basmayan karakterle bu iş çok yürümez. Bu hiç ayağı yere basan bir tane zemin gören yok. Hadi bu var. Bu da yatırmışsın bunu. Bu da büyük ihtimal referans var yani. Hani bu kadar ayak çizmeden bu bacağı bu şekilde görmüş olabileceğini tahmin etmiyorum ben. Burada bir referans var mesela. Biraz daha temiz işler, temiz çizgiler, temiz renkler, daha anlaşılabilir şeyler koymaya çalışman lazım bence. Genel ruh hali hoş, ama bence an itibariyle bence gereğinden fazla boyuyorsun. Biraz daha az geçişle bunları çözmeye çalış. Daha iyi anlayacaksın ışık nasıl vuruyor, gölge nasıl vuruyor. Şu an onlar oradaki koyduğun detaylar gereksiz göz boyuyor. Senin daha iyi öğrenmen için biraz daha az detayla, böyle blok gölgelerle çalışırsan bir süre daha iyi anlayacaksın, daha iyi çözeceksin. Evet, Tugrat'a ilacını kullan. Fena ilaçlar söylemedik sana. Bunları bir al sabah akşam. Tamam mı? 6 ay sonra gel sana. Tamam. Abi adaletin kestiği parmak acımaz diye bir submissive bir arkadaş var. Ona yöneldim. Kendi adı da bir acayip. Elfçe falan herhalde. Elf şifarla fişi okudu. Illustration, Animation, Design ve Arşivler. Arşivci. Hızlı bozdu ya. Yukarılar daha genel, ya daha iyiydi yukarılar. Buralar hızlı bozdu. Şuradan itibaren Evet, tamam. konuşalım abi. Şuralardan itibaren konuşalım. Hobici bir portfolyo bu. Hobi seviyesinde bir kalem, kompozisyon, karakter algısı var. Ama bir şekilde sen malzemeyle tanışmışsın. Mesela şu boyamalarında gösterdiğin özen, Photoshop ya da neyse o kullandığın ışık, gölge vesaire, yani bu boyama iyi ama iskeleti kötü. Üstüne giydirdiğin şey güzel, kılıf güzel ama altındaki iskelet iyi çalışmıyor. İskelet... Bir de şu ekmeği biraz daha öne çıkarsaymışsın ya. Ekmek ya, esprin ekmekse zor okunuyor. Evet. Onun altındaki bence fena durmuyor Bu ya, da şey mavili. dedim ya. Çok az bilgi var burada. Böyle Cem dinlenmiş gibi çok yakından kadraj. Yani bu kadarıyla iyi durması herkes iyi durur bu kadarıyla gibi.
Az mal bulur. Orası öyle de yani işte onların arasında Ama biraz işte öne bunu örnek çıkıyor. istemiyorum ben. Çünkü buna bir laf edersen, bu iyi dersen buradan gitmesin, gidemezsin. Çünkü burası bu kadar yaparsan hep iyi duracak. Sevgili Ali Demirci. Şurada bir şey varmış, bakayım neymiş. Abi herif buzda Can. kayıyor. Ya Buzda can kayıyor değilim. herif. Sıfır, sıfır friction, sıfır şey, sürtünme. Renk arayışı güzel. Evet güzel bence de Kompozisyon renk falan ama arayışı yerlerde ya. sürünüyor. Formlar da güzel. Hı. Bak burada da rengi güzel. Fena değil. Bak işte al. Al. Ne oğlum bunlar? Bırak Ha bunları geldim. ya. Bu ne lan? Hacım sana şöyle çizgi çizgi böyle pattern atmayı, karakteri onunla çözmeyi, kıyafetini, kolunu falanını filanını boynuna bundan atmayı yasaklıyorum şu anda. Tamam mı? Gözleri de Bu gözleri de, yasaklasana bu hızlıca. gözleri de Hazır elindeyim. yasaklıyorum. O Burak şeyin, Şentürk'ün falan ya da bir sürü insanın yaptığı şu gözleri de bir Bu yasaklayalım. gözleri, bu çizgileri, stripe ne bu, kumaş, kuşak ne denir buna? Onları yasaklıyorum komple. Bir karikatür tarafı var. Bence oraları da yani karikatür yapacaksan başka bir şey abi. Oralara gitme, tamam. Zaten biz yukarıda kalıyoruz. Spine öğrenmiş lan. Spine vardı bir tane. İlginç. Spine nerede? Şu mu, şu mu? Ona bas. O neymiş? Yok yok, altta Spine'ın arayüzünü gördüm de şey gride. Bu ne ya? Çora. Ha, mücbirsin, evet. Gri nerede abi? Şu mu? Biraz daha iyi. O da değil, o da değil. Karakter animasyonu. Bak aha, oh. Çıktın. Yukarı. Tamam. Daha yukarı. Tekrar aa işte. Evet. Oh yeah. Ne yapıyor la bu? Kesinlikle koşmuyor. Allah! Sol hareket çok iyiydi. Ben hırsla. Hacım. Yani güzel. Spine öğrenmek ister. Öğren. Güzel software, ekmeği bol. Öğrenebilirsin. Ama tabii daha çok başında. Peki buna bir küçük not, bir şey söyleyelim. Bir tane bir şey söyleyelim ama. Bak bu yürümüyor. Sebebi de şu. Ağırlığını yukarı aşağı yapmıyorsun. Animasyonu yapmaya hep ağırlık merkezini düşünerek başla. Ne kafa, ne kol, ne bacak. Bütünündeki ağırlık merkezini düşün. Biz yürürken ağırlık merkezimiz yukarı aşağı iniyor. Senin adamın da bu olmadığı için bunun yürüdüğüne dair bir fikir alamıyoruz biz. Evet. Sabit hikayelerine bir bassana bunları, bu Ha, şu Ali'nin. mu? Orada animasyon denemeleri varmış. Evet. Yan. Tamam. Biz bunu yan çeviremeyiz. Ve Çevirebilir miyiz yoksa? onu bilmem. Yok abi, çeviremeyiz. Ya iyi de bu animasyon değil ki. Bu da animasyon değil abi. Cloud Simulation yapıyor bize. Ha. Abi çorba kendiliğinden havalandı ve kaseye kondu. Kafanın uçup çorbayı yemesi güzel espri. Ekonomik ve uyduruk ama iyi çözüm olmuş. Yukarıdan görüyor falan, bak değişik kadraj arayışı var. Çok iyi değil mi ya, kafanın blok olarak öne gidip üst kafadan girip alt Çok kafaya iyi inmesi abi, çok iyi gerçekten gerçekten. çok iyi. Bence iyi baya. Hacım bu da fena değildi. Buna güldük falan ama dur.
şunu bir daha izleyelim. İyi geçişler var, morf geçişler var. Timingini biraz monoton timingi var. Yok ya, çok eşit. Gerçi ben de biraz tık tık oynuyor ama timingler hep çok eşit. Monoton timingi var. Biraz izlerini genişletsen, daraltsan, kimi yerde yavaşlatıp kimi yerde hızlandırsan manyak gibi güzel olur bu. Okey, tamam, bunu da gördük. Bak bak, Rick yapmış bak. Hacım o kafa çok oynuyor böyle. Çok oynuyor yani. Sürekli oynatmaya çalışma ya. Aralarda bir dursun yani. Bir animasyon filmlerine bakarsan zaten şey görürsün. Hep yani böyle durmadan hareket ettirme. Aralarda bir dursun. Bir şey etsin. Pay versin. Canlar Özyurtlu'ya da benzetmişsin ha. Made with Moho. Ama öyle yapmış. Of, karakter çok Karakter. göt kontürü, götünden kafasına doğru kontür kalınlığı gittikçe inceleşen O karakter. biraz değişik olmuş. Hu. Tiri. Ya hak. Yaşmaya. Oh yeah. Vay. O karakter Abi bu çok hiç fazla. fena değil. Bu güzel. Çok fazla. Bu bayağı iyi. Abi evet, buradaki karakterler hiç fena değil aslında ya. Bu patates. Çizgi Evet. kalitesi iyi ama bunun da. Bak, bunu da çizgi kalitesi güzel. Bu da güzel. Oo. Oo, nice. Olmadı. Başka bir yere gitti. Tamam, bunları da mı bakalım? Bence bunlara bakmayalım abi. Animasyonumuzu gördük. Onlar Diğerleriyle ilgili konuştuk. boşver. Şurada bir şey var belki, animasyon. En sağ olayım. Burada o tarz biraz bozulmuş ya. Bir önceki Yaşmaya'daki daha iyiydi. Proporsiyonlar daha iyiydi. Burada biraz bozulmuş. Tarz acık tadı kaçmış. Bir o şeyde daha iyiydi. Yaşmaya'da daha iyiydi. Bunları biraz rafine etmeye ihtiyacım var ama ya. Kafayı önceden çizip sonra küçültmüşsün. Stroklar incelmiş falan. Bir garip kalmış. Yanlışlıkla yapmışsın gibi olmuş. Biraz rafine edersen bence bu tarz Evet, değişik bir şey çalışır. var orada. Devbedenli tarzım fena sayılmaz. Burada şimdi full model de mi senin? Biz neye bakıyoruz? Böyle baktım ama. Hani bunun hepsini yapıyorsan diğerlerini yapmaya vaktin olmayabilir. Herhalde orada paylaş var. Aa bak, bu da değişik olmuş hacım. O renk denemelerine karakter koymaya çalışmış. Bak, buralar enteresan. Buralara biraz daha bakabilirsin. Riverside. Progresifçiymiş çocukcağız. Ritimle ilgili büyük problemlerim var diyor. Evet. Bak şuralarda. Anime izle. Ritimle ilgili problemi varsa anime Ritim, izle. Büyük kalp tavsiyeler. ritmine anime izle tavsiyesi veriyoruz. Kalp ritmine en iyi gelen şey anime. Özellikle de Attack on Titan. Ya İzle, hepsi bunların iyi izleri zaten ya. hacım, bu uçuyor mu, kaçıyor mu, zıplıyor mu, hiç belli değil ya. Ya işte güzel emek harcıyorsun ama evet, bu şey zamanlamalarda hakikaten problemim var. Taklit etmeye çalış abi. Yani kafadan ya Allah yapmaya çalışma. Taklit etmeye çalış. Taklit etmeden olmaz bu iş yani. Evet. Bence ilacını aldın Ali Demirci. Bir 6 ay kullan. Peş sıra görüşelim. Döndüm abi ekranımıza.
Ekranlarıma Ekranlarına ulaşıyorum. ulaşıyor. Hacım bugünkü yayında şu an 56 kişiyiz. Fakat peak'imizde 73 görmüşüz. Hiç fena değil. 80'leri 80'leri gördük gördük ya. ya. Gün Gördük. gelecek Bir yayında 2000'ler, gördük. 2010'lar, gün gelecek 2020'leri hatırlayacağız. Korona günlerinde animasyon yaptığımızdan bahsedeceğiz. Bir daha korona günleri duyarsam kusacağım ya bu lafı. Bir daha duyarsam. Hayır, Yeter ben bundan artık sonraki ya. her yayında yine söyleyeceğim. Korona günlerinde. Yine söyleyeceğim, yine söyleyeceğim. Bütün gündemlerde yine söyleyeceğim. Pekala. Abi kapatıyorum. Teşekkürler. Arkadaşlar, herkese çok teşekkürler geldiğiniz için. Sevgiler sunuyoruz. Önümüzdeki hafta gene buradayız. Gene gömeceğiz, öveceğiz, bakacağız, ilaç vereceğiz ya da Yargılı işte ne ilaç. yapacaksak yapacağız. Yargı dağıtacağız. Her zaman yaptığımız neyse onu Evet. yapmaya devam edeceğiz. Gene burada olacağız. Sevgiler Abi yayını sunuyorum. kapatırken Tuğçe geldi ve hello dedi. Ona da teşekkür ediyoruz. Tuğçe merhaba ve görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Merhaba Tuğçe, hoşça kal Hadi bay bay. Tuğçe. Merhaba. Sonlandırdım hocam.